Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Eğitimlerimizde ya da zaman zaman konuyla ilgili toplantılara katıldığımda ya da birebir konuşmalarda birçok arkadaşımın şöyle bir sorusuyla karşılaşıyorum. Geometrik boyut tanımlamayı niye kullanıyoruz? Yani kullanmasak olmaz mı? Teknik resimlerde geometrik boyut tanımlama, toleranslandırma yapmasak, geleneksel metotları kullansak. Amaç bir parçayı anlatmaksa imalatçıya ya da kaliteciye bunu geleneksel geometrik boyut tanımını kullanmadan yöntemler kullanarak yapabiliyoruz. Kuşkusuz bu doğru. Tabii bu üzerinde çok düşünülmesi gereken bir soru. Birçok kaydımda bu soruya yanıtlar vermeye de çalıştım. Doğrudan niçin geometrik boyut tanımını kullanmalıyız başlığıyla yaptığım videolarda var ya da diğer kayıtlarda da bu konuya zaman zaman değiniyorum. Tabii bu soru gündeme gelince de tekrar tekrar değinme gereğini hissediyorum. Çünkü yıllardır bu konuyu konuşuyorum. Acaba boşuna mı uğraşıyoruz? Dedirten bir soru ya da böyle düşündükten bir soru. Kuşkusuz boşuna değil. Geometrik boyuttan önemli bir araç. Kıymetli bir araç. Bu nedenle de sürekli gelişiyor ve bütün dünyada kullanılıyor. Biz de sürekli öğrenmeye çalışıyoruz ülkemizde ve uygulamaya çalışıyoruz. Ancak her zaman da bu soru, bir sorulardan kaçamayız, görmezden gelemeyiz. Her sorunun önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu yüzden de bu kayıtta bir kez daha buna değinmeye çalışacağım. Geometrik boyut tanımı nedir ve neden kullanmak durumundadır? Şimdi basit bir parçayı şu resmin altına alabiliriz. Temel kurallarımız şu teknik resimde. Boyutlar olacak. Toleranslar olacak. Bazen boyutları der meclisinde modelden alacak deriz. Veya işte şu kalınlıkta malzeme kullanacak diyerek standart malzeme kalınlığı vermeyebiliriz. Ama geleneksel resim dediğimiz, artı eksi resim dediğimiz resim tekniği bu. Boyutlar var ve artı eksi toleranslar var. Verilen boyutlar işte modelden alınabilirse, katı model varsa, ketratası varsa bu resim parçayı anlatır. Anlatmakta hem imalatçının hem de kalitecinin işi görülmekte. O zaman böyle bir parçayı niye şöyle yapmaya çalışırız? Yani daha karmaşık gibi gözüken, daha zor anlaşılır gibi gözüken bir dil kullanarak ya da bir anlatma şekli kullanarak geleneksel sembollerin dışına çıkıp yeni semboller kullanırız. İşte burada bir üçgen var, burada bir sembol var, burada bir sembol var, burada bir sembol var, bir kutu var, harfler var, kutu içerisinde rakamlar var gibi gibi geleneksel resimden çok farklı bir anlatım var. Bunun faydası nedir? Bir faydası var mı? Kuşkusuz var ama insanlar her zaman şu sorunu da sorarlar. Ya da şu düşünceler aklına gelir insanlar. Özellikle geleneksel teknik resim tekniğine alışmış olanlar, yani bu teknikte yıllarca hayatını sürdürmüş, bu tekniği kullanarak imalat yapmış, kalite kontrol yapmış, satın alma yapmış veya teknik resim yapmış birçok arkadaş için şu resmi anlamak zor olabilir. Çünkü burada bilmediğimiz şeyler var. Dolayısıyla alışkanlıklarımız bazen, alıştığımız metotlar bu metotların dışına çıkmamıza engel olabiliyor ve farklı metotları sorgulatabiliyor bize. Ne gerek var sorusu da çok zorlanmış soru. Gerçekten gerek var mı? Bu yetmiyor mu sorusu önemli bir soru olarak her zaman gündemimize geliyor. Hatta bu yüzden bu tür resimleri anlamanın zor olduğu düşünüldüğü için zaman zaman ki bu çok basit bir parça tabii. Çok karmaşık parçalarda bu sembollerden çok daha fazla vardır. İşte burada da çok daha fazla çizgi rakam vardır. Buradaki farklı semboller ya da yeni semboller diyebileceğimiz ya da kimlerimiz için yeni semboller şunu düşündürtebiliyor. Bu semboller zor anlaşılacağı için özellikle imalatı yapanlar, kalite kontrolü yapanlar, işte
için parçaya fiyat verenler, parçayı değerlendirenler tarafından zor anlaşılacağı için bu zor anlaşılma nedeniyle hem imalat hem de kontrol süreçleri uzayabilir. Bu da maliyetler artırır. Hatta bazı şeyler tam anlaşılmayacağı için ya da yanlış anlaşılacağı için kireler de artırır. Bu tabii çok ürkütücü bir durum. Yani yapılan bir teknik kesmenin yıllardır yapılmakta olan bir parçanın maliyetini artırması, resim zor anlaşılacağı için maliyetini artırması ve hatta kireleri artırması korkunç bir durum. Bunun olmaması gerekir. Maden bir yerli, tam tersine olması gerekir. Bu resmin maliyetleri düşürmesi, kireleri de azaltması gerekir ki geometrik boyut anlamının temel amacı da, ya da temel misyonu da budur aslında. Maliyetleri düşürmek, fiyatları azaltmak, daha geniş toleranslar vermek. İşte bu yaygın düşünce, yani burada anlaşılmayan semboller neden bu teknik resimlerin maliyetleri artırabileceği düşüncesi çoğu zaman, hatta hemen şunu söyleyeyim, hiçbir zaman doğru değildir. Tabii gereksiz geometrik boyut anlamına kullanılırsa, yani gerek yokken, örneğin şu yüzeyde düzlemselliğe ihtiyaç yokken bu yüzeye bir düzlemsellik toleransı verilirse, bu da büyük bir parçaysa, boşu boşuna bu insanları bu yüzeye düz yaptığı için uğraştırabiliriz. Bu tabii ki maliyetler artırır. Hatta o düzlemsellik sağlanamamışsa kaliteli de parça reddedebilir, fireler de artırır. Burada demek ki ihtiyaç yoksa geometrik boyut tanımını da kullanmamak lazım. Bu benim sık üzerine durduğum bir şey, önemli üzerine durduğum bir şey. Geleneksel boyutlar mutlaka verilmek zorunda. Bir mili tarif etmek için ya da yapabilmek için imalatçıya bir boy ve de bir de çap ölçüsü vermek zorunda. Bu iki boyuttan birini vermezsek yapılamaz. Demek ki boyutlar zorunlu. Hatta bunu işte feature of size, boyutlu unsur, iki parmakta tutulabilen unsur ya da kumpas mikrometre gibi iki çeneli ölçüm cihazlarıyla ölçülen unsurlar dediğimiz boyutlu unsurlar varsa bunların boyutları yazılmak zorunda. Bu bir zorunluluk. Bir tanesi yazılmazsa, şimdi basit parçaların çap ya da boydan bir tanesi yazılması parça üretilemez. Peki geometrik toleransa ihtiyaç var mı? Olabilir. İşte bunu görmek zorunda. Örneğin bu parça montajda düz bir yüzeye oturacaksa ve dik durması gerekiyorsa da, şu yüzeyin elemanlarının oturduğu yüzeyin elemanlarıyla sıkı bir teması olması gerekiyor. Yani çok nokta teması dediğimiz. Olabildiğince çok noktanın buradan çok noktaya temas etmesi gerekiyorsa o zaman bu yüzeyin düz olması gerekiyor. İşte burada düzlemsel toleransı gerekiyor. İhtiyaç var. İşte burada ihtiyaç olmadığı halde parça kullanılırken bu yüzey kullanılmayacaksa sırf bu yüzey düz, o zaman düzlemsellik verelim. İşte karşı yüzey düz, oraya da paralellik verelim. İşte parça silindirik bir parça, belki dönecek, dönerek çalışacak salgı da verelim demeye başladığımızda ihtiyaç yoksa asıl maliyeti artıran, fireler artıran bunlardır. Demek ki geleneksel boyutlar mutlaka verilmek zorunda parçanın için. Ama geometrik ve boyut varsa tolerans olmak zorunda. Dolayısıyla boyut veriyorsa tolerans vermek zorundayız. Ama geometrik boyuttan toleranslandırma ihtiyaç varsa. İhtiyacı da kim görecek? Tasarımcı. Parçanın montajını düşünerek işte burada bir temas var mı? Karşının buraya paralel olması gerekiyor mu? Parça dönüyorsa işte salgı sorun yaratır mı? Eksenin alnına dik olması gerekiyor mu? Bütün bunları montaj söyler. Montaj şartları söyler. Oradan yola çıkarak geometrik toleranslara ihtiyaç varsa koyarız. Koymalıyız hatta. Bunun faydası var çünkü. Dolayısıyla bu ayrımı yapmak son derece. Yani gerçekten ihtiyaç var mı? İhtiyaç yoksa geleneksel resimler ve geometrik boyutlarının kullanılmadığı resimler pekala bizim işimizi görüyor. Başka bir şey gerek yok. Bu yüzden bu nokta önemli. Yani bu ihtiyaç meselesi, geometrik tanımlamaya, geometrik boyut tanımına ihtiyaç var mı meselesi önemli. Ancak şu da bir gerçek. Yani basit parçaları bir kenara bırakırsak, özellikle karmaşık parçalarda, çok unsurlu parçalarda ve
montaja girecek parçalarda geometrik boyutlandırma olmadığında olmuyor. Bunun da çok temel nedeni şu bence. Şu zaten geometrik boyutlarının çıkışı bir araç olarak ortaya çıkışta gerekçesi de burada yapıyor. Bundan yıllarca önce, yani 40 sene önce, 50 sene önce, 60 sene önce bir parçanın tasarımı, imalatı ve montajı bütünlemesi neredeyse her zaman aynı yerde yapılıyor. Aynı şirketin içerisinde, aynı binanın içerisinde yapılıyor. Yani tasarımcı, imalatçı ve kaliteci montajı yapan aynı yerde. Birbirlerini sürekli görüyorlar. O zaman parçanın montajdaki duruşunu anlatmak bu kadar önemli olmayabiliyor. Çünkü konuşarak da anlaşılıyor. Yani bunu tasarlayan kişi boyu verdi, çapı da verdi, bundan toleransını verdi, imalatçı yapabiliyor. İmalatçı da sürekli yan yana olduğu için eğer şu yüzeyin düz olması gerekiyorsa bunu söz olarak ifade edebiliyordu. Çünkü o da biliyor montajı. İmalatçı da biliyor. Montaj orada yapılıyor. Bu yüzey düz yapılmazsa montajda sorun yaşanmakta. Mesela burayı mümkün olduğu kadar düz yapmaya çalışıyordu. Karşıyı paralel yapmaya çalışıyordu. Yani bunlar resme koymaya çok da fazla ihtiyaç olmayabiliyor. Veya biri imalatçı böyle dümdüz yapmaya çalışırsa uğraşma usta. Bu burada montajda bak görüyorsun burası boşta. Biraz kaba da bıraksın. Testereleri kesilmiş de olsun. Hem çapak olmasın. Ve göze hoş görünsün. Yani çok dümdüz yapmak uğraşma diyebiliyorduk. Usta da zaten bunu montaj şartlarında o da gördüğü için. Dolayısıyla bunları yazmak gerekmeyebiliyor. Ama günümüzün dünyası öyle değil. Günümüzde tasarım dünyanın bir yerinde yapılabiliyor. Herhangi bir yerinde. İmalat başka başka yerlerde, seri üretimde aynı parçayı yapan onlarca, yüzlerce imalatçı var yeryüzünde. Montajda bambaşka bir yerde yapılabiliyor. Nerede ihtiyaç varsa orada. O zaman tasarımcı, imalatçı ve özellikle kalitecinin yani bu üç birimin, temel birimin birbirini görme, birbirini tanıma, birbirine konuşma, sözlü iletişimde bulunma olanakları yok artık. Birçok parça için bu söylediğim geçerli. İşte o zaman her şey resimden. Yani o sözlü olarak anlatıyor. Aman şuraya dikkat et. Burayı görmesen de olur. Burası çok önemli değil gibi. Parçanın maliyetini ve preleri çok etkileyen, çok yakından etkileyen görüşleri sözlü olarak veremediğimiz için karşımızda muhatabımız yok. Resimlere koymak zorundayız. Kim koyacak? Tasarımcı koyacak. Şimdi geometrik boyutlandırmanın çıkış nedeni de bu. Eğer böyle bir ortamda yaşıyorsak, yani dünyanın bir yerinde yapılmış bir resmi ürüne dönüştürmek gibi bir işimiz varsa, sipariş almışız, teklif vermişiz, işi yapacağız. Veya tasarımcı şunu biliyorsa, bu parçanın nerede imal edileceğini bilmiyorum. Ben resmi yapıyorum. Her yerde imal edilebilir. Kim uygun verirse dünyanın, kim uygun fiyat verirse dünyanın herhangi bir yerinde iş ona gidebilir. Ama ben onu görmeyebilirim. O zaman bunu resimden anlatmam lazım diye düşünüyorum. Ki böyle düşünmesi de gerekiyor bugünün koşullarında. Ya da kalite kontrolcü yine parçanın neresi önemli, montajı bilmiyorsa neresi kritik ona göre işte daha dikkatli ölçecek, daha fazla parça ölçecek, daha fazla nokta alacak seninde. Montajı bilirse bunu yapabilir, montaj şartlarını. Onu da beklensin. Nereler daha uygun, hangi unsurlar daha kritik, nereler daha önemli bunu bilmek durumunda. İşte geometrik boyutlandırma bütün bu nedenler. Yani şu resmin yetersiz kaldığı bazı durumlar var. En basit söyleyeyim. Şu kenar yüzeyi, şu kenar yüzeyi dik gözüküyor. Dimdik gözüküyor. Biraz diklik bozukluğu olursa ne olur? Bunu kontrol eden ne var? Boyut toleransı. Boyut toleransına da geniş vermek istiyor. Maliyetleri düşürmek için bak. Geniş verince bu sefer diklikler, duruş toleransı dediğimiz paralellik, açısallık bozulabilir. Dolayısıyla orada da makul toleranslar vermek lazım. Maliyet çok artırmayacak ama parçayı çok bozmayacak. Toleranslar.
İşte geometrik varyanslar bunlar. Ve şunu herhalde söyleyebiliriz. Geometrik boyutlandırma aslında geometrik boyutlandırmadan daha öncesi için de söyleyeyim. Teknik resim bir dildir. O zaman söyleyeyim. Çünkü bir iletişim araçtır. Geometrik boyutlandırmada bu dilin neredeyse alfabesidir. Aslında bir takım çantasıdır geometrik boyutlandırma. Çünkü çeşitli takımlar vardır. Alfabenin içerisinde işte harfler gibi, imla işaretleri gibi kullandığımız, ihtiyaç duydukça kullandığımız, ihtiyaç yoksa her yere virgül koymayız, her yere nokta koymayız, ihtiyaç varsa koyarız. Yani ünlem işaretini çok nadir kullanırız. İhtiyaç varsa iki noktayı. Ama harfleri mutlaka derdimizi anlatmak için kullanırız. Yani bir yere Atilla yazacaksak o işte A, T, İ, L ve A harflerini koymak zorundayız. Ama bir ünlem işareti de koyarsak o zaman farklı bir anlam. Farklı bir şey söylemek istiyoruz. Yani aynen geleneksel resimlerde resim yaparken ya da bir parçayı tarif ederken boyutları yazmak zorunda olduğumuz gibi parçayı tarif ederken de harfleri kullanmak zorundayız. Ama bir de onların anlamını güçlendiren, işte vurgu yapan ya da farklı bir anlam vermek istiyorsak, pekiştirmek istiyorsak kullandığımız bazı takımlar da vardır alfabede. İşte teknik resimlerde böyle. Uzakta olduğumuz, göremeyeceğimiz insanlara daha kolay anlatabilmek için ihtiyacı ya da içimizden geçeni bazı semboller kullanarak bu işi yapabiliriz. Yapmak daha doğru, yapmak daha kolay. Demek ki geometrik boyutlandırma, toleranslandırma biraz daha özelleştirilmiş bir dil. Yani teknik resim dilinin özel bir hali diyebiliriz. Ve bütün dillerde olduğu gibi geometrik boyutlandırma dilinde de çeşitli semboller var. Harfler diyebileceğiz. Temel semboller diyebiliriz. 14 tane sembol var. Kuşkusuz bunların bazen önemi giderek kayboluyor. İşte bazı harflerin zamanla kaybolması gibi ya da bazı harflerin daha fazla öne çıkması gibi ya da alfabeye yeni harflerin katılması gibi süreçler tarih boyunca bunu bilmiyorlar. Çok iyi bilirler. Gerekçelerini çok iyi bilirler. Ben burada ahkam kesmeyeyim. Buradaki bazı semboller de bir dönem için önemli olmuş. Sonra önemi azalmış. Ve bazıları giderek daha da azalmakta. Ve her zaman eğitimlerde söylediğim bir şey var. Görünen o ki, yani 2000'li yılların standartları bize şunu gösteriyor. Bundan bir süre sonra, ne bileyim, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, çünkü ipuçlarını çok görüyorum resimlerde, 3 tane sembol kalacak gibi gözüküyor. Nedir? Profil, konum ve toplam sayı. Bu 3 sembol diğer sembollerin de, yani diğer harflerin de yerini kullanabilir. Özellikle bu modelden işlem, modelden ölçüm, 3 boyutlu anlatım, 3D annotation, işte GPS, son GPS dediği, aslında GDLT dediği, model üzerinde her şeyi anlatma gibi olanaklar çıkmaya başlayınca bütün sembolleri kullanmak yerine bazı sembolleri daha fazla kullanmak, çünkü bu sembollerin birçoğu örneğin profil toleransı, işte datumsu olduğu zaman şekil toleransları yerine datumla beraber kullanıldığında duruş toleransları yerine geçiyor. Konum toleransı simetri ve konsantrik yerine kullanılabilmekte. Veya toplam salgı, işte doğru salgıyı da kontrol etmekte, silindirliği de kontrol etmekte, profilde kontrol etmekte, bir eksenin dikliğinde kontrol etmekte, hatta zaman zaman eksenin yerinde kontrol etmekte. Bu yüzden bu üç sembol kritik semboller, ileride çok daha kullanacak semboller gibi gözüküyor. Bir de ilave semboller, ya tamamlayıcı semboller, yardımcı semboller diyebiliriz. Toleransın anlamını güçlendiren, anlatımı güçlendiren ilave semboller. Bunların bazıları çok eski, işte çap sembolü gibi. Bir deliğin delik olduğunu vurgulamak için, pekiştirmek için kullandığımız sembol. Veya işte küresel çap gibi. M gibi maksimum metrelik koordinasyon. L gibi least metrelik koordinasyon. Burada bazı yardımcı semboller. Hep üzerinde tek tek kurulacağım. Bunlar eğitimlerimizde zaten var.
Demek ki bu bir alfabe. Yani bir sembol dili. Dilimiz de öyle değil mi? Alfabe sembollerden oluşuyor. Ve herhangi bir dilin öğrenilmesi alfabenin öğrenilmesiyle başlar. Yani biz geometrik boyutlandırmanın faydasına inanıyorsak inanmamız lazım. Çünkü faydası var. İnanın bana faydası var. Çok faydası var. O zaman alfabeyi öğrenmeye de başlayacağız. Yani bu semboller olmadan da biz derdimizi anlatabiliyoruz ya geleneksel resimlerle. Demek bizi bir yere kadar bir yerden daha fazla uzağa taşıyamaz. Rekabette bizi istediğimiz yerlere getiremez. Bu yüzden bu dili öğrenmek de büyük fayda var. En azından işletmelerde bazı arkadaşların öğrenmesi ve diğer arkadaşlara da kontrol etmesi. O gözle kontrol etmesi. Herkesin öğrenmesi gerekmiyor. Yani bu bazen maliyetli oluyor çünkü. Eğitimler zaman alıyor. İşte maliyeti var. Bu yüzden bazı arkadaşlar özellikle hevesli, işte bu işe gönül vermiş, bu işin faydasını daha fazla inanmış ve diğer arkadaşlara da liderlik edebilecek, onlara da öğretebilecek arkadaşların dili öğrenmesine fayda var. Demek ki başlangıcı alfabenin öğrenmesiyle yapacağız. Yapmak durumundayız. Dil öğrenirken alfabeyi öğreniriz, ardından grameri öğreniriz. Dilin gramerini, cümle yapısı, dil bilgisi kuralları, diğer semboller, yardım tamamlayıcı semboller, işte iki nokta ne işe yarar, ünlem işareti, virgül ne zaman kullanılır, nokta ne zaman kullanılır, işte şapka ne zaman kullanılır, farkınızda şapka gibi hangi durumlarda bunları öğrenmeye başlarsınız. Yani kendinizi geliştirmeye başlarsınız. Temel alfabeyi öğrendikten sonra. Ve bu öğrenme süreci hiçbir zaman bitmez. Sürekli değişerek, gelişerek devam eder. Bütün öğrenme süreçleri de böyledir. Çünkü biz bunları öğrenirken dünya değişiyor. Teknoloji değişiyor, imalat metotları değişiyor, ölçüm metotları değişiyor. Tasarım araçları gelişiyor, yeni semboller çıkıyor. Dolayısıyla hiçbir zaman bitmeyecek bir süreç bu. Bütün öğrenme süreçleri gibi. Sürekli değişiyor her şey, gelişiyor. Biz de sürekli değişmek ve gelişmek zorundayız. Mevcudu iyi anlamak ve oradan da geleceği görmeye çalışmak. Bugünü kurtarmak değil amaç. Geleceği görmeye çalışmak. Çünkü gelecek çok daha önemli. Bizden nelerin beklediğini bilebilmek, tahmin edebilmek son derece kıymetli. Bu öngörüler. İşte bu öğrenme sürecinde özellikle işletmelerde tavsiye ettiğim, önerdiğim bir şey var. Eğitimlere gittiğimde işletmelere ya da eğitim öncesinde şunu talep ederim ya da bunu öneririm. Mümkünse bu eğitime tasarımcılar, imalatçılar ve kaliteciler de katılsın. Yani üç birimden de mümkünse. Tabii başkaları da olabilir. Teknik satın alma vardır, montaj vardır, bakım onarım vardır. Yani bu ihtiyacı olan teknik kısmı okuyan herkesin, teknik kısmında iş olan herkesin katılmasında fiyat verenler vardır. Fayda vardır ama özellikle üç birim teknik kısmı yapan, onu kullanarak imalat yapan ve teknik kısmında yapılmış imalatı karşılaştıran üç birimin tasarım, imalat ve kalitenin bir arada olması eğitimlerde son derece önemli. Ve orada tartışmalı, orada konuşmalı. Birbirlerini orada tanımaları son derece önemli. Çünkü bu ayrı ayrı birimler, birimler ayrı ayrı eğitim alırsa, tasarımcılarımızı dersek bu yetersiz kalabilir. En azından diğer birimlerin, birimlerin temsilcilerinin olması ki bu temsilcileri ben her zaman potansiyel eğitmenler olarak görüyorum, bilen eğitmenleri. Yani diğer arkadaşımı da öğretecek arkadaşlar olarak görüyorum. Birlikte öğrenme, üç birimin özellikle tasarım, imalat ve kalitenin birlikte öğrenmesi, eğitimlerde bir arada olması son derece değerli. Çünkü ayrı ayrı katılırlarsa veya bir birim katılmazsa bir kere eksik kalıyor ve direnmeye başlıyor. Yeni yeniliklere direnebiliyor. Yani öyle bir davranış içerisine girebiliyor. Bu kaçılmaz. İnsanlık hali. Bu yüzden herkesin bir arada olması ya da birim temsilcilerinin
birimi temsil eden kişilerin, birimlerden bazı arkadaşların bir arada olması ve orada konuşmaları son derece önemli. Evet, bu alfabeyi öğrenmek son derece. Yani geometrik boyutlandırma nedir? İşte bir dildir, alfabesi vardır, kuralları vardır, prensipleri vardır, grameri vardır. O zaman bizim bu dili nasıl ilkokulda işte yazmayı öğrenmeyi başlarken yaşadığımız bir süreç varsa, aynı süreci, benzer bir süreci, hiç bitmeyecek bir süreç bu kuşkusuz, sonsuza kadar devam edecek bir süreç yaşadığımız sürece hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Ve geometrik boyutlandırmanın gerçekten kullanılması gerekli bir araç olduğunda kabul etmemiz gerekiyor. Evet, zaman zaman değindiğim ama son zamanlarda bazı sorular nedeniyle tekrar değinmek zorunda kaldığım bir kayıt oldu. Umarım yararlı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum.